Atıyoruz. Evet. Şu kasımız biraz. Kızdım öğretmenim. Kızım bana. Evet, tamam. Şimdi kaşlarınızı kaldırın. Kaşlarınızı kaldırın. Kaşlarınızda da asimetri var hafif. Onları da toparlamak şu, evet, lazım. Düşük. Evet, biraz daha. Yok. Kaldırın. Evet, aynen o düşük. Şimdi sizden ricam şu gözümün içine bakmanız. Göz bebeğimin içine. Yine aynı göz. Aynı göz. Evet. Aynen. Tamam. Şimdi kaldıralım bir de. Sonra ben de yaptıracağım zaman şu şeyleri çektim. Bana böyle çektim. Tamam. Gülelim şimdi. Gözlerimizle gülelim. Ben güleyim sizde. Şöyle hınzır tavşan gülüşü yaptım. Şurayı. Tamamız. Çirkinize lazer yaptırdığınız için sanırım birazcık. Kalın. Birazcık öyle, evet. Acıyormuş bu ya. İki onu tane yer daha acıyacak. Şurası da. Evet, iki taraflar o kadar acımıyor. Bir seans ve bir yıl kalacak. Evet. Şurayı çok aşağıdan yapmayacağım ki kaş ucunuz aşağıya düşmesin diye. Yapalım. Kaş uçmasın diye yukarıya tavana kadar. Bu taraf İddia Şener Hanımcığım. Konuşamıyorum da çekiyorum. Çok acıdı, tamam. Değil mi? Geçmiyor. Yok. İğne. Cildime 3-4 gün önce lazer yapıldığı için yüzeyi çok kalınlaşmış durumda. Evet, evet. 60 bin kilometre bakıma girdim şekerim. Acıyormuş ya bu. Burası acır. Sen artık bunu... Evet. 3 gün önce lazer yapıldı. Baby face denilen lazerden yaptık. Dolayısıyla cildimin yüzeyi oldukça kalın. Yani zamanla soyulacak. Bugün de bir yıldır yaptıramadığım botoksumuzu tamamladık. Böylece Mart ayından itibaren yaza daha sağlıklı, daha yenilenmiş ve daha kırışıksız bir ciltle girmeyi hedefliyorum. Tabii ki de kendi bakım ürünlerini kullanarak.